Saygıdeğer bakanım, değerli valilerim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer hazurun, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii değerli basın mensuplarını siz saygıdeğer hazurundan ayırmıyoruz. Onlar sağ olsunlar her zaman bizim yaptıklarımızı millete aktarabilmek, anlatabilmek adına aracılık yapıyorlar ve meşakkatli bir süreç yürütüyorlar. O yüzden onlara da çok çok teşekkür ederim. Doğrusu Malatya'da yapılan çok şey, konuşulabilecek çok şey olunca bir sürü de not var önümde. Değerli bakanım, biraz oradan biraz buradan ben de değerli hemşehrilerimizi doğru bilgilendirmeye çalışacağım. Elbette ki sizlerin söylediği gibi Türkiye son 14 yıldır coğrafyasının kıymetini bilerek Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olan Anadolu'nun hakkını veriyor. Nasıl veriyor? Bölünmüş yollarla veriyor. Demir yollarıyla veriyor. Hava alanlarıyla veriyor. Denizcilikle, haberleşme sektörüyle veriyor. Ve biz bu hakkı verirken biliyoruz ki Avrupa ile Asya arasında taşınan yük miktarı neredeyse milyar tonlara varıyor. Ve yine bulunduğumuz coğrafyada 1,5-2 milyar insana biz 3,5-4 saatlik uçuş mesafesiyle erişebiliyoruz. Hakeza bu coğrafyadaki yurt içi gayri safi, yurt içi hasılanın 30 trilyon doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Ve tam da AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Başbakanımızın önderliğinde yapmaya çalıştığımız bu coğrafyanın hakkını verirken insanımızın sosyal refahını artırmak, insanımızı daha kolay erişebilir, ulaşabilir hale getirmek ama aynı zamanda ticaretimizin önünü açmak, ülkemizin büyümesini sağlayacak sanayinin, endüstrinin önünü açmak ve ülke ekonomisini büyütmek. İşte avantajlı olan bu coğrafyadan daha fazla avantaj elde ederek ülkemize katma değer oluşturmak, ülkemizin ekonomisini büyütmek. Ve bunları yaparken de elbette ki Doğu Batı aksında ana koridorları yapıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Güney aksında da belirlediğimiz 18 tane büyük önemli ana koridoru tamamlıyoruz. İşte bunlardan biri Malatya'mız. Çok önemli bir kavşak halinde. Malatya'yı gerek Doğu Batı aksında gerek Kuzey Güney aksında bu kavşağın hakkını vermek adına bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle, viyadüklerle tabiri caizse beziyoruz. Daha güzel hale getiriyoruz. İstiyoruz ki Karadeniz'e Akdeniz'e bağlarken Malatya Adıyaman arasındaki güzergahı en iyi hale getirelim. İşte bunun en önemli halkalarından biri Erkenek Geçidi. Erkenek Geçidi geçit vermezliğiyle bilinen, kış şartlarındaki zorluğuyla bilinen bir geçit. Ve özellikle yük taşıyan ağır vasıtaların kışın buralarda neler çektiğini hepiniz bizden, benden daha iyi biliyorsunuz. İşte geçit vermeyen Erkenek Geçidi'nin Erkenek Tüneli ile geçit verir hale gelmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Başbakanımızın bakanlığı dönemindeki verdiği kararlarla ve o gün yereldeki paydaşlarımızın talepleri, takipçiliği önemliydi. Bu süreç başladı. Ancak zor bir güzergahta çalıştığımızı da biliyoruz. O yüzden biraz da uzadı. Fakat bugün memnuniyetle görüyoruz ki 80 yılda bu ülkede 50 kilometre tünel yapılmışken ve Bolu Dağı Tüneli bundan biraz daha uzun, Bolu Dağı Tüneli'nden 17 yılda çıkabilmiş bir ülkeden 14 yılda 300 kilometrenin üzerinde tünel yapan bir ülke haline geldik. Ve hep söylüyoruz, artık
80 yılda yapılan 50 kilometreye karşılık biz bir yılda onun daha fazlasını yapıyoruz ki bu sene 68 kilometre. Daha önce 60 diyordum, sonra 62 dedik. Arkadaşlar bugün onu revize ettiler. Sadece bu sene bitireceğimiz tünel 68 kilometre ve bunun önemli bir kısmı Malatya'da. Açtıklarımız, bugün açacağımız ve bu sene içerisinde açacaklarımız da dahil önemli bir kısmı Malatya'da. O yüzden Erkenek Tüneli yarım saatte gidilen mesafeyi 3 ile 4 dakikaya düşürmüş olacak. Bu çok önemli. Sadece Malatya'nın değil, Adıyaman'ın da aynı zamanda hizmetini görmüş olacak. Ülkemizin Karadeniz'inin de Akdeniz'inin de güzergah üzerindeki bütün illerin seyahatini kolaylaştıracak, yük taşıması anlamında ekonomisine ciddi katkı koyacak. O yüzden Erkenek Tüneli'nde dünden bugüne emeği olan herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, Malatya'dan da değerli bakanıma, genel başkan yardımcıma, milletvekili arkadaşlarımıza ve daha da önemlisi daha önceden de emek vermiş arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Yerelde belediyelerin katkısı bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin katkıları çok önemli. Onlara çok çok teşekkür ederim. Tabii ki bütün bu işleri yaparken vatandaşın olayın farkında olması, bize destek vermesi önemli. O yüzden mülki idarenin başındaki değerli valilerimiz, kaymakamlarımız başta olmak üzere Malatyalı hemşehrilerimize yine hakeza çok çok teşekkür ederiz. Tabii asıl teşekkürü fiilen işi yapanlara yapmak lazım. Dolayısıyla Karayolları Genel Müdürümüz başta olmak üzere karayollarındaki çalışma arkadaşlarım, mühendisinden teknikerine, teknisyenine, işçisine gerçekten gecesini gündüzüne katıp mevcut yolları 12 ay boyunca 24 saat açık tutmaya çalışırken aynı zamanda yeni yollar, yeni tüneller, yeni köprüler yaparak da vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Bugün açılacak olan Erkenek Tüneli de bunun için çok güzel bir örnek. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Emeklerine, ellerine sağlık diyorum. Tabii Malatya'dayken, Erkenek Tüneli'ni açıyorken sadece Erkenek Tüneli'nden bahsedecek olursak Malatya'ya yaptığımız diğer işleri görmemezlikten gelmiş oluruz. Malatya'ya da, Malatyalılara da, emek sarf edenlere de haksızlık yapmış oluruz. Değerli hemşehrilerim, sadece birkaç bilgiyi sizinle paylaşayım. Önce ülke genelinde. Ülke genelinde 80 yılda 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmış iken biz bunu bugün 25.350 kilometreye çıkarmış durumdayız. Aynı şey Malatya'da da var. Malatya'da da 80 yılda 36 kilometre bölünmüş yol yapılmış iken 14 yılda yapılan miktar 363 kilometre. Daha üstüne bir de 400 metresi de var. Neredeyse 364 kilometre. Dolayısıyla Malatya'daki bölünmüş yol ağı da aşağı yukarı 11 kat artmış durumda. Bir de BSK var. Sıcak asfalt dediğimiz. Değerli bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, siz benden iyi biliyorsunuz çünkü bir takip ediyorsunuz. Malatya'da 80 yılda yapılan sıcak asfalt sıfır. 14 yılda yapılan 250 kilometreden fazla. Ve elbette ki Malatya fazlasını hak ediyor. Bunun bilincindeyiz. Fazlasını yapmak için gayretimiz devam ediyor. Ancak bugünü de ifade etmek lazım. Yine AK Parti hükümetleri dönemini düşünürseniz 2003'ten 2016'ya kadar sadece karayolları alanında Malatya'da harcadığımız para 2 milyar 913 milyon. Eski parayla
2 katrilyon 913 trilyon. Bakanlığımızın diğer işlerini de üstüne kattığınız zaman 3 milyardan yani 3 katrilyondan daha fazla Malatya'mıza yatırım yapmış durumdayız. Helali hoş olsun. Ve yine tek tek proje ayrıntılarına girmeyeceğim ama şu an devam eden 9 tane projenin bedeli yaklaşık 1 milyar 300 milyon. Ki bunun 471 milyonunu harcamışız. Geriye kalanı da 2 ile 3 yıllık periyotta harcayıp bu 9 tane projeyi bitireceğiz. Yine 2017 yılı içerisinde daha önce söz verdiğimiz yapımı planlanıyor dediğimiz 8 tane projeyi de yine bu sene başlatıyoruz. 210 milyonluk da bunları ilave etmiş olacağız. Tek tek projelere girmeyeceğim ama yaklaşık bir sene önce 24 Haziran'da yine bir Ramazan günü Malatya'daydık. Bu vesileyle Ramazan'ınız da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Ramazan'ın feyzinden, bereketinden hep beraber ziyadesiyle nasipleniriz. Bu konuda duamız da, dileğimiz de budur. Geçen sene yine Ramazan'ımız bereketlensin, yine hemşehrilerimizle iftar yapalım diye buradayken arkadaşlar 13 veya 14 tane proje gündeme getirmişlerdi. Değerli bakanım ve vekillerimiz, valimiz, büyükşehir belediyemiz zaman zaman sizlerle paylaşıyordur ama hepsini bir kalemde sizlerin huzurunda, özellikle basın mensuplarının huzurunda üzerinden geçmiş olalım. 24 Haziran'da gelen taleplerinden bir tanesi Malatya Gölbaşı ve 9 kilometrelik Doğanşehir bağlantı yolunun sıcak asfalt yapılması idi. Bu güzergahtaki 9 kilometrelik Doğanşehir bağlantısının ihalesi yapıldı, sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapılarak bugünlerde çalışmalara başlanacak ve inşallah 3 yıl içerisinde de bitireceğiz. Proje bedeli 231 milyon, eski parayla 251 trilyon. İkinci proje Malatya Pötürge yolu Kubbe Dağı geçişine tünel yapılmasıydı. Dedik ya Malatya tüneller şehri oldu. 3100 metrelik tünelin Kubbe Dağı tünel projesi ihalesini yaptık. İnşallah proje biter bitmez önümüzdeki yılda bunun yapımına başlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii proje sayısı çok olunca zamanınızı biraz alacağım. Üçüncü sırada Malatya Sincik yolunun yapılması. Elbette ki Malatya'yı da ilgilendiriyor ancak biliyoruz aynı zamanda Malatya'nın güney aksındaki bütün projeleri Adıyaman'ı da ilgilendiriyor. 64 kilometre uzunluğundaki bu yolun özellikle daha önce karayolları ağına aldığımızı arkadaşlarım bilir. Ve çok acil olan ilk 36 kilometrelik kesiminin iyileştirilmesiyle ilgili bu sene sattı kaplamasını yapıyoruz. Proje bedeli 9 milyon. Ayrıca yolun proje ihalesini yaparak 2018 yılı sonu itibariyle de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu da önemliydi. Yine Malatya Darende ayrımı Levent yolunun yapılması 13 kilometre uzunluğunda bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili kılavuz plan hazırlıklarına başladık. Genel müdürlük onayı bugünlerde yapılacak ve yine yolun Levent Vadisi içerisinden geçerek Develi Tüneli geçiş güzergahına bağlanması planlamalarımız arasında. Devam edelim. 5. sırada Pötürge Doğan yolunun yapılması. 27 kilometrelik Pötürge Doğan yolunun yapılması ile ilgili 23 Mayıs'ta yani bundan 5-6 gün önce ihalesini yaptık. İhale süreci devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde işe başlayıp 64 milyon proje bedelli bu işi de 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Yine daha önce geldiğimizde üniversitenin olduğu yerdeki stadyum kavşağının yapılması talep edilmişti. Onun da ihale süreçlerini başlattık. Sözleşme aşamasına geldi. Bu yıl içerisinde
başlayıp bitirmeyi hedefliyoruz. 16 milyon 600 bin liralık iş. Yine 7. sırada Elazığ-Malatya yolunun kale geçişindeki kavşakların özellikle teşkil edilmesi projesi vardı. Buradaki bölünmüş yol BSK seviyelerinde tamamlanan Elazığ-Malatya arasındaki yolun, bu yolda planlanan kavşakların kale geçişindeki 6 kilometrelik kavşak da dahil edildi. Bu yıl içerisinde ihalelerini yapacağız. Önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Sadece bunların da proje bedeli 9 milyon. Yine Darende şehir geçişinin düzenlenmesi talebi vardı. Malatya Darende yolunda şehir geçişinin düzenlenmesiyle ilgili 3 adet kavşağın ihalesini bu yıl içerisinde yapacağız. Proje bedeli 8 milyon. Malatya Darende ayrımı Yeşil Yurt Malatya yolunun yapılması talebi vardı. 16 kilometrelik kılavuz plan çalışmaları tamamlandı. Onay aşamasında bu sene içerisinde inşallah programa alarak ihalelerini yapacağız. 10. sırada 18 kilometrelik Malatya Havaalanı yolunun peyzaj ihalesi vardı. Onun da ihalesini yaptık. Sözleşme imzalandı. Bu sene içerisinde bitireceğiz. İnşallah bitirdikten sonra da Büyükşehir Belediye'mize devredeceğimiz bu projenin de bedeli 5.3 milyon. Yine Malatya Şehir Geçişi Sanayi Kavşağı'nın trafiğin rahatlatılması ile ilgili bir düzenleme talebi vardı. Bunu gerek bizim teknik ekiplerimiz, gerek Büyükşehir Belediye'mizin teknik ekipleri birlikte çalıştılar. Mevcut adanın kaldırılarak 4 fazlı sinyalli hale getirilmesiyle trafiğin rahatlatılması planlamalar çerçevesinde bir başka çözüm bulunamadı. Çözüm bu. Bunun da inşallah gereğini yapacağız. Tabii 12. sırada da Malatya Hekimhan yolunun özellikle içerisinde yer alan Tohma Köprüsü'nün yapılması, 520 metre uzunluğundaki bu köprünün de yapılması ile ilgili ihale yapıldı, sözleşme imzalandı, iş yeri teslimi yapıldı. İnşallah bugünlerde çalışmalar başlayacak ve 2018 sonu itibariyle de bitirmeyi hedefliyoruz. Projenin bedeli 62 milyon lira. Bana, değerli bakanıma da, değerli vekillerime de helal olsun. Yani bakan getirip 11 ayda 405 milyonluk projeyi programa ilave ettirmek de herhalde Malatya'ya yakışır. Malatyalılara yakışır. Elbette ki onların temsilcilerine yakışır. Çünkü Malatya her zaman kendi geleceğinin yanında, her zaman ülkesinin geleceğinin yanında duran bir il. Yanında duran hemşehrilerimiz. O yüzden sizleri tebrik ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. 16 Nisan'da olduğu gibi Malatyalılar geleceğinin yanında ne kadar güçlü durur, kendi temsilcilerinin elini ne kadar güçlendirir, ülkesinin, daha da önemlisi dünyadaki mazlumların ve mağdurların geleceği için uğraşan yöneticilerinin elini ne kadar güçlü kılarsa onlar da o kadar güçlü hizmet etme şansı yakalar. İşte biz sizin sayenizde çok güçlü hizmet etme şansı yakaladık. Bu güçlü hizmet etme şansıyla birlikte zannetmeyin ki sadece Malatya'da 780 bin kilometre karelik bu coğrafyanın her yerinde, her ilde çalışıyoruz, gayret ediyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Elbette ki Malatya'nın başka projeleri de var. Değerli bakanlarım, onları bakanım, genel başkan yardımcım, milletvekillerim, burada mı Malatya'da mı söyleyelim? Burada yeteri kadar yollardan bahsettik. Hiç şüpheniz olmasın ki Malatya'nın ulaşımını, erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda biz Doğu Anadolu'nun, Karadeniz'in, Güneydoğu Anadolu'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'in kuzeyindeki ülkelerin trafiğini de ülkemiz üzerinden, Malatya üzerinden ta Orta Doğu'ya indirecek koridorları tamamlıyoruz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da hızlı bir şekilde bütün projelerin gereğini yapacağız. Size hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz dedik ki halka hizmet etmek gerekiyor.
hakka hizmet etmek düsturuyla çalışıyoruz. Ve size daha fazla hizmetkar olabilmek, sizin için gecemizi daha fazla gündüzümüze katmak için önümüzü açın, yolumuzu açın, daha hızlı hizmet etmenin yolunu açın. Siz bunu yaptınız. Biz de bunun bilincinde olarak diyoruz ki bütün arkadaşlarımızla birlikte bugünden sonra da ülkemizin her yerinde olduğu gibi Malatya'mızın da özellikle kalkınmışlık seviyesini daha ilerilere taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Değerli Hazuruna, değerli bakanıma, milletvekillerime, valime, belediye başkanlarıma ve STK temsilcilerine ve protokolün değerli üyelerine çok çok teşekkür ederken, Malatyalıların her zamanki gibi bizim yanımızda olması, bize enerji vermesi, güç vermesi nedeniyle siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Ama bu vesileyle bir kere daha özellikle 100 bin kişilik ulaştırma ailesi var. Yüklenicilerimizle birlikte biz 240 bin kişiyiz değerli bakın. Ve ülkemizin her yerinde olduğu gibi, partimizde olduğu gibi, bakanlığımızda da ekip ruhuyla hizmet etmenin, hedefe varmanın olması olmazı olduğunu bilerek o arkadaşlarımla birlikte hedefe varmak için gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla ulaştırma, denizcilik, haberleşme alanındaki bütün çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken bugün burada Erkenek Tüneli'nin bitirilmesi ve vatandaşın hizmetine sunulması aşamasına getirilmesindeki emekleri nedeniyle Karayolları Genel Müdürüm, merkezdeki arkadaşları, Karayolları Bölge Müdürüm ve buradaki çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rabbim hayırlı, uğurlu, kazasız, belasız seyahatler nasip etsin. Gerek Malatyalılarımıza, gerek bu türeli kullanacak bütün insanımıza diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Bakanımıza teşekkür ederken kendilerini yerlerine almıyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte Erkenek Tüneli açılışını yapmak üzere Sayın Bakanımızı, Sayın Valilerimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Genel Müdürümüzü, Sayın Belediye Başkanlarımızı ve Sayın Bölge Müdürümüzü davet ediyorum. Buyurun efendim. Adıyaman içinde, Malatya içinde bu proje hayırlı uğurlu olsun diyoruz tekrar. Gölbaşı burada Sayın Bakan. Sayın Bakanlarım, değerli başkanlarım. Peki tabii bu projeler onların geleceği için diyoruz, bunun bilincindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Neresi bura Adıyaman'da? Bura Malatya'da. Tamam. Gel aslında. Ya, abi.